borcun var, derdin var. Eder sana dünyayı dar. Varsın olsun boş ver sen de. Dertlerin en güzeli var. Dinletemezsin sözünü, ayıramazsın gözünü. Hiç boşuna arama, yok bu derdin çözümü. Çocuğun var, derdin var. Çocuğun var, derdin var. Merhaba teyze. Merhaba Ece. Benimle oyun oynar mısın? Kusura bakma canım ama ders çalışmak zorundayım. Ama bugün cumartesi. Biliyorum canım ama elimde gördüğün tuğla gibi kitabı pazartesiye kadar bitirmek zorundayım. Sonra çalışsam olmaz mı? Ececiğim, ben üniversiteye hazırlanıyorum. Lise son sınıftayım. Artık oyun oynayacak yaşı çoktan geçtim. Ben de büyüdüm ama oynuyorum. Büyüdün mü? Evet, artık öğlen uykusunda yatmıyorum. Ececiğim, kusura bakma ama gerçekten seninle oyun oynayamam. Oynarsın, değil mi? Ececiğim, beni rahat bırakır mısın? O zaman ben de senin istediğini yapmam. Gerçekten mi? Evet. Ececiğim, yanıma uzanıp benimle oyun oynar mısın? Hayır. Sibel, ne bu? Bir çeşit ceza mı? Hayır, çalışıyorum. Yarasaları mı? Hayır, biyoloji. Bu şekilde daha iyi anlıyorum. Neden? Okuduğum bilgiler doğrudan beynime gidiyor. Boşuna dememişler. Akıl yaşta değil baştadır diye. Neden? Öyle olmasaydı büyüdükçe akıllanırdın kızım. Murat. Yarasa pozisyonu. Merhaba Murat. Merhaba Sibel Hanım. İnanır mısınız, bu benim ilk buluşlarımdan bir tanesidir. Ben de üniversitede bu yöntemle hazırlanırdım finallere. Gerçekten mi? Enişteme de bu yöntemin faydalarını anlatır mısın lütfen? Tabii Sibel Hanım, hemen. Ömer Bey, bakın şimdi. Kalbimiz kan pompalayarak bütün organlarımıza oksijen taşır. Biliyorum evladım. Ama bilmediğiniz bir şey var Ömer Bey. Neymiş o? Yer çekimi. Ben de niye bir türlü havalanamıyorum diye düşünüyordum. Ben öyle değil. Yani böyle kafanızı aşağı doğru sarkıtınca beyninize daha fazla kan, dolayısıyla daha fazla oksijen gelmesine neden oluyorsunuz. Böylelikle zihniniz açılıyor ve okuduğunuz şeyleri hemen öğrenebiliyorsunuz. Yani bütün bunların hepsi efendim yer çekimi sayesinde. Allah Allah. İnsanlar bugüne kadar niye baş aşağı yürümeyi akıl edememişler? Hayret doğrusu. Akıl ettiler efendim. Yalnızca biri. Ben. Ben akıl ettim. Ve baş aşağı yürümemizi sağlayacak müthiş bir proje imzamı attım. Asrın buluşuna. Aynen öyle herhalde. Güzel. Ama ben o buluşu duymak istemiyorum Murat'cığım. Ama ben duymak istiyorum enişte. Hayır Sibel'cim. Sen de duymak istemiyorsun. Murat'cığım. Askere giderek orduyu buluşlarında zenginleştirmeyi mi düşünüyorsun? Hayır efendim, ben bilakis askere gitmemek için üniforma giydim. Ya? Evet efendim. Murat'cığım, askere gitmemek için üniforma giyildiğini ilk defa senden duyuyorum. Hatta genelde insanlar bunun tersini yaparlar. Gerçi sen ilklerin adamısın ama ya yine de bunun nedenini açıklamak ister misin? Beni askere çağırıyorlar efendim. Murat, sen işe girerken askerliğimi yaptım dememiş miydin? Evet dedim, çünkü yaptım efendim. O zaman niye üniforma giyiyorsun evladım? Askerliği yapmış olduğumun ispatı olarak üniforma giymeyi uygun buldum efendim. Enişte yakışmış ama, değil mi? Teşekkür ederim Sibel Hanım. Murat. Murat, bana bak ya, bana bak. Bak sevgili asistanım. Elindeki tezkere askerlik hizmetini yaptığına dair yeterli bir belge.
Yani bu kıyafeti giymek iyi bir fikir değil. Zaten sivillerin üniforma giymesi yasak. Şimdi evine git ve üstünü değiştir. Sonra da askerlik şubesine gitmek için pazartesi gününü bekle. Tamam? Bak. Ama efendim neden pazartesi? Çünkü bütün hafta sonunu binanın önünde şubenin açılmasını beklememen için. Hadi güle güle. Ben bütün hafta sonu tatilini unutmuşum efendim. Ha, bak şimdi öğrendin. Hadi evladım güle güle. Güle güle. Merhaba asker. Sol. Nasılsın? Sol. Sen de sol. Var. Dur. Hazır. Sola dön. İstikamet kendi evin. Başlar. Bu çocuğu iyi yetiştirmişsin. Sen de orduya katılmalıydın. Sağ olun albayım. Hoş geldin Tijen'cim. Hayrola? Dönem arkadaşlarıyla toplantıya gidiyoruz. Sen kendin git dedim ama tutturdu sen de geleceksin diye. Tijen, kamuflaj bayağı yakışmış ama. Dalga geçme Ömer ya. Hadi hadi gelin bir kahve için. Gel. Var albayım. Yani Tijen normal gitse olmaz mı? Olmaz. Aynen böyle giyinecek. Boş ver Tijen'cim be. Zaten böyle gitmen daha iyi. Niye? Canın sıkılırsa araziye karışırsın. Ömer. Tamam sustum. Tijen normal kıyafet giyse albay amca. Olmaz. Asker çocuğu olduğunu göstermesi lazım. Bütün arkadaşlarım oğullarıyla geliyorlar toplantıya. Ama ben oğlun değil. Olabilir. Üstündeki de erkek kıyafeti değil. Döpiyes. Cyrano de Bergerac gibi ihtişamlı. Tijen Döpiyes. Albayım, bu Cyrano de Bergerac filminde Gerard Depardieu oynamıştı ya. Benim aklım bir karıştı, bir karıştı sormayın. Ya, filmin adının Gerard de Bergerac, aktörün adının da Cyrano de Depardieu olduğunu iddia ediyordu. Oo, kamuflaj de pies. Aynen öyle. Efe, aferin oğlum. Ben bile bu kıyafetin adını albayımdan öğrendim. Artık aramızda biraz fark olsun baba. Tamam, uzatma. Baba, bana acilen para lazım. Allah Allah, aciliyeti nereden geliyor? De piesler bitmeden Öykü'ye de bir tane almalıyım. Hı. Annene de almayı unutma. Ne duruyorsun oğlum hadi? Öykü'yle buluşmaya gideceğim baba. De piesler için para lazım dedim ya. Hadi. Hadi uza yoksa Ömer de cinnet geliyor ya hadi. Abla ben dışarı çıkıp hava alacağım. Okuduğum kitap beynimi bulandırdı. Vücudumdaki bütün kanı benim üstüme salsan ben de bulanırdım Sibel. Tijen abla... Niye böyle giyindin? Babamın dönem arkadaşlarıyla toplantısı var da. Aa Sibel, sen de Alpay amcalarla gitsene. Alpay amca sizinle gelsin, beyni biraz rahatlar. Yok hayır, benim bitirmem gereken kitap var. Yani hiçbir yere gelemem. Çok eğlenirsin. Gelmezsen pişman olursun kızım. Ben almayayım Alpay amca. Hem siz kendinize bir kurban bulmuşsunuz. Sibel bile benimle dalga geçiyor baba. Ben gelmiyorum. İkiniz de geliyorsunuz. Hayır. Dikkat! Azol! Baş marş! İyi eğlenceler Sibel'cim. Bize daha kadar dans. Düzgün bir şeyler giyinseydin. Hayır Ömer, Sibel de piyes esprisini yapmana müsaade etmeyeceğim. Bari kıyafetimi değiştirseydin. Vakit yok. Marş marş! Hayır Ece, hayır tatlım. Sen değil, gel. Neden eve birini çağırmıyorsun? Çağırabilir miyim? Tabii. Kimi çağıracaksın peki? Erkek arkadaşımı. Erkek arkadaşımız mı var? Evet. Peki onu senin erkek arkadaşın yapan şey nedir?
Çünkü onu söyledim. Ne söyledin? Erkek arkadaşımsın dedim. Vay, bakar mısınız? Peki erkek arkadaşınla nasıl tanıştın? Yani alışverişte falan mı? Bizim sınıfta. Hmm, demek o da aynı kreşe geliyor. Evet. Erkek arkadaşın olduğuna göre herhalde ondan hoşlanıyorsundur. Evet. Güzel. O zaman erkek arkadaşını bir gün buraya davet et ki biz de tanışalım. Sonra da iş ailelerin tanışma faslına gelir filan. Tamam. Hadi davet et o zaman. Aa, aklıma geldi. Bir dakika. Bu erkek arkadaşının bir adı var değil mi? Evet. Nedir? Kıtır. Kıtır mı? Adı bu mu? Evet. İyi, arayalım bakalım. Kıtır'ı. Ay senin. Telefon defterini sevsinler. Kıtır. Ah, buldum işte Kıtır. Sibel, albayımın toplantısı nasıldı? Süperdi enişte. Nasıl süper? Albayımın anlattıkları, arkadaşları. Enişte. Efendim canım? Bu toplantıdan sonra hayattaki amacımın ne olduğuna karar verdim. Neymiş o? Uçmak. Sadece uçmak. Mavi göklere kanat açacaksın. Yani yeni trend bu ha. Trendle ne alakası var enişte? Ben sadece uçmak istiyorum. Hı, madem bu kadar çok istiyorsun, o zaman hava harp okulu sınavlarına girer şansını denersin. Enişte. Efendim? Ben hemen uçmak istiyorum. Allah Allah. Nasıl olacak bu? Alpay amcanın silah arkadaşlarından biri özel pilotluk dersi veriyormuş. Öyle mi? Bunu yalnız kendim için istemiyorum. Eğer uçmayı öğrenirsem bundan bütün ailem yararlanmış olur. Ah, tabii ya. Ailecek uçakla dünya turuna çıkarız. Ben arkadaşlarımdan birinin uçağını ödünç alırım. Lütfen. İyi tamam. Yalnız bu konuyu alışverişten dönünce ablanla da konuşmanı istiyorum. Tamam, anlaştık. Bir saniye, bitmedi. Ablanla konuşurken ben de orada olmalıyım. Çünkü seni ve onu seyretmek istiyorum. Ablanın eli kolu dolu galiba. Kıtır! Adını Kıtır. Pek anlamadım ama gelen herhalde Ece'nin arkadaşı. Oo, efendim kimler gelmiş? Hoş geldiniz Kıtır Bey, buyurun. Kıtır, merhaba. Nasılsın ya? İyiyim. İyisin. Senin hakkında çok şey duydum ben Ece'den. Ece, size bir sandviç yapmamı ister misin? Hayır, bizim karnımız aç değil, tok. Kıtır, sen ister misin? Hayır, karnımız aç değil. Peki bakalım, iyi. Gel Kıtır. İyi, hadi bakalım Kıtır. Enişte, Aslı ve benle biraz olsun baş etmeyi becerebildiniz ama Ece ile beceremeyeceksiniz. Bu dolap benim. Hayır Ece. Bu dolap benim. Bu beni ilgilendirmez. Teyzem düşünsün. Vay. Ablasının rüşvetçi aşçısı. Biz boşa gittik. Yapma enişte ya. Nasıl yapma? İçeri girdin, sadece uçma dersi alıp alamayacağını sordun. Ne bir hazırlık, ne bir rüşvet. Buna bak, ablasının en sevdiği zeytin ezmeli kanepe. Üstelik eski kaşarlı. Onlara dokunma. Biliyorum. Bu strateji tabağı. Dokunmayı aklımdan bile geçirmem. Sağ ol o zaman enişte.
Ve bu da strateji kısırı. Onu yapmak zorundaydım. İyi, güzel de inşallah bu strateji ablanı zehirlemez. Herkes nerede? Hedefteki kadın geldi. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Ya Ömer, arabadan inerken eteğim cart diye söküldü. Aa, geçmiş olsun yavrum. Sağ ol. İstersen eteğini terziye götüreyim abla. Yok hayatım, pazartesi işe giderken ben götürürüm. Bir şeyler yemek istersin diye düşündüm. Tokum, sağ ol. O zaman yaptığım kısırı yersin. Sen kısır mı yaptın? Hayatım, bunda şaşıracak ne var? Ben bunları içeri götüreyim. Pekala Sibel, benden ne istiyorsun söyle. Zeynep'ciğim, birazdan duyacakların seni havasız bırakabilir. Ama sakın telaşlanma. Çünkü sen havasız kaldığında tavandan oksijen maskeleri düşecek. Enişte. Pardon. Abla, sana bir şey soracağım. Ama beni dinleyeceksin, tamam mı? Tamam, dinleyeceğim. Bak, evet demek zorunda değilsin. Ama hayır demezsen de sevinirim. Sibel, konu nedir? Ben özel pilotluk dersi almak istiyorum. Ne? Özel pilotluk dersi mi almak istiyorsun? Evet, ama dinleyeceğine söz vermiştin. Peki, dinliyorum. Abla, insanoğlu kendini bildiği günden beri uçmayı hayal etmiştir. Hazarfen Ahmet Çelebi kanatlarını takıp Galata Kulesi'nden aşağı inerken bu hayalin peşinden koşmuştur. Ya. Ama biz Türkler buna pek önem vermediğimiz için uçağı 1903 yılında Wright kardeşler keşfetmiştir. Umarım bu hikayelerin bir anlamı vardır. Böylece insanlık uçma hayalini gerçekleştirdi. Atatürk'ün de dediği gibi istikbal göklerdedir. Sürücülük ehliyeti için bile yaşı tutmayan kardeşimi gökyüzünde görmeyi hayal etmekte oldukça zorlanıyorum. Bunu ben de sordum abla. Kaptan pilotlarla konuştum. İkisinin de birbiriyle hiç alakası yokmuş. Uçak kullanmak, araba kullanmaktan daha güvenliymiş. İstiyorsanız albayımı çağırayım sorun. Hayatım, söylediklerini can kulağıyla dinledim ve çok etkilendim. Bence uçuş dersi alabilirsin. Sen ne diyorsun Ömer? Hayatım, sana %100 katılıyorum. Yaşasın. İkinizi de çok seviyorum. Zeynep, daha önce beni hiç bu kadar şaşırtmamıştın. Sen az önce Sibel'e uçuş dersi alması için izin verdin. Benim hiç yaş tahtaya bastığımı gördün mü Ömer? Az öncesine kadar görmemiştim. Zeynep, uyuyamazsın. Kalk, kalk. Zeynep, bir açıklama yapmadan uyuyamazsın. Hem Sibel'e uçma dersi için izin vereceksin, hem de hiçbir şey olmamış gibi uyuyacaksın. Olmaz mı? Olmaz. Zeynep, hadi kalk ve derhal ben yaş tahtaya basmam ne demek anlat. Hadi. Anne. Anne, ışığı söndürsene. Tamam güzel kızım, söndüreceğim. Ama şimdi anlat bakalım, yarın küçük kız kardeşin uçak kullanacak mı? Hadi. Anne, uyusana. (Gülüyor)
inanmıyorum baba. Teyzem şu an uçma dersi mi alıyor? Ben de inanamıyorum evladım. Ama saate bakılırsa yani şu anda indi ve birazdan burada olacak. Annem de mi uçacak? O da gittiğine göre herhalde o da uçacak. Haksızlık ama bu. Evet. Evde bir erkek varken niye kızlar uçuyor? Baba, uçma sırası yaşa göre değil, boya göre oluyorsa ben Efe'den önce geliyorum. Bunu karıştırma. Ben bir köpek istiyorum, alınmıyor. Teyzem uçuş izni alabiliyor ama. Hem de benden sadece 6 yaş büyük. Geldiler. Hiç heveslenme. Bence Ece ile Kıtır geldi. Oo, hoş geldin Kıtır. Hoş bulduk. Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Kıtır Bey. Nereden anladın onlar olduğunu? İçime doğdu çocuğum. Karşınızda usta bir pilot duruyor. Oh, aman Sibel. Albayım, albayım hoş geldin. Karımı ne yaptınız? Hijyen kapıp götürdü. Benden gizlediği bir şey var. Oh, olsun, olsun önemli değil. Yani zayiat yok. Buyurun albayım, buyurun. Harikaydı çocuklar, harikaydı. Teyze, gerçekten uçtun mu? Süzüldüm, süzüldüm. İnanamıyorum. Gökyüzüne çıktın ve bir kazaya neden olmadan geri döndün ha. Aslıcığım, karşında usta bir pilot duruyor. Bundan sonra sizi istediğiniz yere uçuracağım. Senin kullandığın uçağın yanına bile yaklaşmam ben. Ben o uçağın kalktığı alana bile girmem. Haksızlık etmeyin çocuklar. Teyzenizle gurur duyabilirsiniz. Yani Sibel'cim, bildiğimiz uçak bildiğimiz gibi hareketlendi. Bildiğimiz gibi hızlandı. Sonra da bildiğimiz gibi havalandı, öyle mi? Enişte, keşke sen de olsaydın. Alpay amcanın arkadaşı müthiş bir pilot. Üstelik yaşını hiç göstermiyor. Çakı gibi. Ne yani? Ben gösteriyor muyum? Ya, estağfurullah Alpay amca. Ama o sizden biraz daha genç galiba. Benden 6 ay küçük o. Aha, albayım. O zaman arkadaşınızın sizden genç göstermesi normal. Öyle öyle. Bu yaşlarda bir ay bile fark ediyor. Tabii albayım, tabii. Bu yaşlarda bir gün bir yıl gibi geçer. Bu hesaba göre arkadaşınız sizden 180 yıl daha genç albay amca. Çocuklara bak. Kerata karattalar. Büyüdüler de benimle dalga geçiyorlar. Önce yavaş yavaş hızlandık. Uçağın burnunu kaldırdık. Havalanmaya başladık. İnsan içi boşalıyor gibi oldu. Biraz daha havalandıktan sonra uçağın burnunu doğrulttuk. Sibel daha ilk uçuşta uçağı dengede tutmayı başardı Ömerciğim. Hayret. O okurken bile baş aşağı durur. Aa, iyi ki hatırlattın enişte. Gidip kitabımı bitireyim. Bir dakika, bir dakika. Hepsi bu mu? Daha ne olsun? Yani bir daha uçmayacaksın. Bir kere uçtum, fazlasını ne yapayım? Baba. Ben de uçacağım. Senin yaşındakiler için uçuş öncesi eğitim şart. Çok ağırdır. Katlanabilecek misin? Her şeye katlanırım. Baksana teyzeme. Onun yerinde kim olmak istemez? Dur teyze. Bu kadarla kurtulamazsın. Her şeye alınacaksın. Albayım, bu durumu hala benim aklım almış değil ha. İlk başlarda kimsenin aklı almaz. Ben bu işte tuhaf kokular alıyorum. Hem de çok tuhaf. Bu yüzden uçuş konusuyla ilgilenmiyorum. Albayım. Hı. Aslı'nın tuhaf kokular almasında haklılık payı var mı? Ne tuhaflığı canım? Hadi bana müsaade, ben gidiyorum. Müsaade sizin albayım. Karımı göndermeyi unutmayın. Gönderim. Yalnız uçakla değil, yaya gelsin. Hale bak. Sibel kadar olamadın Ömer. Kız daha 17 yaşında bal gibi uçtu. Senin korkudan ödün patlayacak. Utan kendinden, utan.
Ne zormuş ya. Gel şekerim, gel. Ay, inşallah Alpay amca uçma meselesiyle ilgili gerçeği ağzından kaçırmamıştır. Kız anlatsana nasıl biri? Binbaşı, binbaşı. Bunu anladım. Nasıl biri? E komutan. Ticar. Adam anladık, asker. Yakışıklı mı, sen onu söyle. Of, of. Ay kız sen çok hoş olmuşsun. Ay Zeynep, benim halim ne olacak? Ne var Tijen'cim? Yani bunu ilk defa hayatında hisseden sen değilsin ki. Ama nasıl olacak? Aa, nedenmiş o? Senin ne eksiğin var? Diyelim ki ben evet dedim. Bana babam zor katlanıyor. Adam nasıl katlanacak? Zavallı ilk kocam her gün kapıda soyardı. Üstündekileri çıkarırdım, eve öyle alırdım. Her gün, her gün, her gün. Sonunda adam dayanamadı, kaçtı. Eğer istersen, yani gerçekten seversen bunun üstesinden gelebilirsin. Yapamam. Yapamıyorum. Bak, ben seni her gün biraz alıştırırım. Eğer istersen. Hani toprağa dokunma alıştırmaları yapıyorduk ya. Ay. Tijen, yapabilirsin. Yapabilirim. İstersen hemen çalışmaya başlayabiliriz. Ne yapacağız? Otur. Ay yok, böyle iyiyim. Otur dedim. Ay böyle rahatım Zeynep. Hem ben kahve suyu koyacağım. Tijen. Kapat gözlerini. Şimdi sakin ol. Nefesini düzenle. Şöyle gel. Evet, sakin. Oturmaya başla. Yavaş. Ay! Ne yapıyorsunmuş ki fırladın yani? Değdi. Evet, değdi ve yaşıyorsun. Değdi ve yaşıyorum. Popom sandalyeye değdi ve yaşıyorum. Ömer. Efendim? Ben yaşıyorum. Görüyorum. Görüyor demek. Buradan görülüyor. Benim eve gitmem lazım. Nesi var bunun? Poposu sandalyeye değdi. Aman Allah'ım. Dişinin bünyesi bunu hayatta kaldıramaz. Artık kaldıracak. Mümkün değil hayatım. Aşk insana her şeyi yaptırır derler. Ne aşkı? Ömer. Efendim? Şunlara bir baksana. Orada dur demiştin. Vazgeçtim, tamam mı? Tamam. Arkandan gözlerini kapat. Şimdi söyle de. Bir, iki, üç, dört, beş, altı... Daha yavaş say. Bir, iki, üç... Daha yavaş say! Dört, beş, altı, yedi. Tamam mı? Onu hiç böyle görmemiştim. Biraz fazla buyurgan. Bu hiç hoşuma gitmedi. Onu hemen içeri çağır Ömer. Hemen mi? Emredersiniz. Ay, affedersin hayatım. Önemli değil. Kızımızı içeri çağırır mısın lütfen? Tabii, tabii. Evet, hemen Ömer, hemen. Ece, Kıtır, hemen mutfağa gelin çocuklar. Hadi hadi, gelin gelin gelin. Gel. Oturun bakayım şöyle. Evet çocuklar, ne içersiniz? Ben elma suyu içerim, Kıtır da. Öyle mi Kıtır? Elma suyu mu içmek istiyorsun? Evet. Ben Kıtır'a sordum. Evet de. Evet. Ececiğim, seninle biraz içeride konuşabilir miyiz? Evet. Onlar konuşurken biz de seninle erkek erkeğe elma suyu içelim, Kıtır. Nerede?
Getiriyorum buzdolabında. İyi bir çocuğa benziyor. Evet. Onunla iyi anlaşıyor musunuz? Evet. Ama oynarken ona sürekli emir verir gibiydin. Evet. Sürekli ne yapması ve nasıl yapması gerektiğini falan söylüyordun. Biliyorum. Peki bunu neden yapıyorsun Ece? İstediğim şeyleri yapsın diye. Belki Kıtır bundan hoşlanmıyordur ama. Hoşlanıyor. Nereden biliyorsun? Söylediğim her şeyi yapıyor da ondan. Sen bütün arkadaşlarına böyle mi davranıyorsun? Hayır, bir tek Kıtır'a. Neden? Çünkü onu sevdiğim için. Yani istediklerini yapıyor diye mi seviyorsun onu? Evet. Ama hayatım, insanlar bu durumdan pek hoşlanmayabilirler. Yani emir almaktan. Sen emir almaktan hoşlanır mıydın? Hayır. Tabii sana söylenen her şeyi yapmaktan hoşlanmazdın, değil mi? Hoşlanmam. Bu duruma bir çare bulmak lazım. Hayatım, böyle devam ederse Kıtır bundan sıkılıp seni terk edebilir. Yani arkadaş olmak istemeyebilir yani artık. Kıtır, elma suyunu beğendin mi? Beğendim. Ha. Ömer amca. Efendim? Benim adım Kıtır değil. Ne senin adın? Orçun. Ha, doğru, sen Orçun çıtırdın. Ece sana Kıtır diyor. Ece ile ne konuştun? Ona diğer insanların isteklerine saygı göstermesi gerektiğini söyledim. Eğer ona ne yapması gerektiğini söylemeye devam edersen en sonunda elveda Kıtır demek zorunda kalırsın dedim. Yani Orçun demek istiyorsun. Orçun da kim? Bizim Kıtır sandığımız çocuk. Neyse, gelelim asıl meselemize. Neymiş asıl meselemiz? Uçma meselesi. Sen de mi uçmak istiyorsun? Ne dersin? Yapabilir miyim? Sibel yaptığına göre. Ama Alpay amcaya bir sormalıydık aslında. Baksana, Efe yarın uçacağım dedi diye bütün gece burnundan getirecek. Yarın okula da gidemeyecek. Albayımın Efe'ye yaptıkları yaşından dolayıymış. Yani benim yaşımdakilerin onları yapması gerekmiyormuş. O zaman sorun yok. Yarın sen de onlarla gidersin. Harika olacak. Böyle bulutların üzerinde kartal gibi süzüleceğim. Ne kartalı canım? Kanarya gibi süzüleceğim. Hırsız. Ay saçmalama Ömer, Alpay amca iş başında. Ta 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 ta. Kalk 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 kalk. Hazol. Pilotluk için uçuş eğitimi öncesi talim başlamıştır. Ali, 3-5 nöbeti için derhal bahçeye. Marş marş. Dur. Bu niye toplanmadı? Bak. Standart dışı, tekrar. Bahçe nöbeti için marş marş. Asker! Nöbet sırasında uyumak
büyük hata. Uyumuyordum ki albayım. Komutanına yalan söylemek bu seni divana harbe kadar götürür. İtiraf ediyorum, uyuyordum albayım. Suçun sabit görüldüğünden katıksız disko cezasına çarptırıldın. Disko mu? Hangi disko? Disiplin koğuş, disiplin koğuşu. Emredersiniz komutanım. Disko cezasını çekmek üzere istikamet, odan marş marş. Asker! Efendim Yencer, emrediniz komutanım. Disko nöbetini tatil yeri mi zannettin? Hayır komutanım. Bulunduğun yerin mıntıka temizliğini yapacaksın. Emredersiniz komutanım. Başla. Buranın mı albayım? Hadi başla. Dolap temizliği için görev başla. Dolap temizliği mi? Başla. Uçak kullanamazsın. Haklısın hayatım. Kendimi uçmaya konsantre etmeliyim. Albayın geldi. Ömer, telefon çalıyor. Kapıya bana bakarım. Öyle mi? Bak. Alo. Murat sen misin? Merhaba Zeynep. Merhaba. Geleceksiniz değil mi Ömer Bey? Nereye mi? Önce fabrikaya, oradan da askerlik şubesine. Bugün pazartesi efendim. Uçmak mı? O da nereden çıktı şimdi efendim? Eğer gelmezseniz beni askere uçuracaklar, biliyorsunuz değil mi? Lütfen Ömer Bey. Tamam, askeri projelerimi de yanıma aldım efendim, evet. Efe Bey de mi? Efe Bey de mi pilotluk yapacak? Ha, anladım, sizin dediğiniz şey simülasyon. Simülasyon mu? Murat, geç kaldık. Sonra konuşursun, hadi güle güle. Albayım, simülasyon nedir? Bilmiyorum. Ya Murat'ın projelerinden birisidir herhalde, boş ver. Bizimki hala uyanamadı. İsterseniz onu götürmeyin. Daha kesinlikle olmaz. Oğlum da bu zevkten mahrum kalmamalı. Ömer, uçuştan sonra bana bankaya uğrar mısın? Neden canım? Uçak kullanırken hissettiklerini ilk ben duymak istiyorum. Tabii hayatım. Keşke sen de gelseydin. Yani korkacak bir şey yok. Bir dahaki sefer artık. Baba kalk, hemen doktora gitmemiz lazım. İnanmayacaksınız ama uyur toplar olmuşum. Uyur toplar mı?
Evet. Gece uyurken bütün odayı toplamışım. İnanmayacaksınız ama gömleklerle pantolonları askıya kaldırmışım. Vah vah, o hastalık nöbet de yapar. Nöbet mi? Hem de çok ağır nöbet. Gece uyurken nöbet tutarsın. Hain. Sen kaşındın. Baştan beri biliyordun değil mi? Bilmesem Sibel'e uçma izni verir miydim? Beni komik duruma düşürdün. Uçak diye önüme bir bilgisayar koydular. Murat seni uyarmıştı ama. Simülasyon demişti. Kağıttan uçak yapmayı tercih ederim Zeynep. Yerde bir tane var, alıp oynayabilirsin. Bana bunu yapmayacaktın. Sadece Efe'ye ders vermek istemiştim. Duyduğu her şeyi öyle atlamasın, boyundan büyük işlere kalkışmasın diye. Ama gördüm ki babasının da böyle bir derse ihtiyacı varmış. Tabii ne hayallere dalmıştım. Bu acı gerçeği öğrenmeden önce sana hediye bile almıştım. Ay canım benim ya. Ne hediye almıştın? Aç, aç. Zeynep de Pies. Gel, gel, gel. Göreceksin ama göreceksin. Bir gün uçuş dersi alacağım. Nasıl olsa yaşım da tutuyor, param da var. Alamazsın. Niyeymiş o? Çünkü birincisi yaşın biraz fazla tutuyor. Çünkü yaşlısın. İkincisi o kadar çok çalışıyorsun ki buna vaktin yok. Üçüncüsü ve en önemlisi buna izin verilmiyor hayatım. Hı. Kim demiş izin verilmiyor diye? Ben dedim Kıtırcığım. Çocuğun var, derdin var. Eder sana dünyayı dar. Varsın olsun boş versen de. Dertlerin en güzeli var. Dinletemezsin sözünü, ayıramazsın gözünü. Hiç boşuna arama, yok bu derdin çözümü. Çocuğun var, derdin var. Çocuğun var, derdin var. Çocuğun var, derdin var. Eder sana dünyayı dar. Varsın olsun boş versen de. Dertlerin en güzeli var. Deli eder seni deli.